Sörlot demiştin. Bak bekliyorlar. İzleyiciler de Sörlot'la ilgili Geldi dedim mesajlar söyledikten Biliyor. sonra. Evet güzel. <laughs> Sörlot'la ilgili durum. Salı günü gelmiş menajeri. Ee, biz biraz geç öğrendik. Dün gece geç saatlerde öğrendim. A Spor'da da haberleştirdik bunu. Aslında çıkan yani bildiğimiz bu hafta içerisinde ortalara doğru sonlara doğru gelmesiydi ama Salı günü gelmiş Sörlot'un menajeri ve Beşiktaş kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi en son söylemem gereken en başta söyleyeyim. Beşiktaş'a maliyetli Beşiktaş maliyetini düşündüğü zaman bütçesini artan bir durumda karşı karşıya. Beşiktaş ne düşünüyordu bilmiyorum ancak 3 aşağı 5 yukarı şimdi rakamları zikredeceğim. Hı hı. Ancak iş olur da olursa 3 aşağı 5 yukarı yanılma payı elbette vardır. Yıllık maaş beklentisi en az 3.5 milyon euro. Garanti ücret 3 yıllık kontrat. Alexander Sörloth kendisi için Leipzig kulübüyle biliyorsun Leipzig kadrosunu tutmak istemiyor ve menajeri bu görüşmeleri kendi kulübüyle devam ettiriyor. 8 milyon euro da en az bonservis talebi Alman kulübünün. Tekrar söyleyeyim 3 aşağı 5 yukarı yanılma payım vardır. 3,5 değildir de 3,250'dir. 8 olmaz da 7,5 olur 8,250 olur. Ama 3 aşağı 5 yukarı rakam bu. Ben Beşiktaş'ın bu saatten sonra bu arada sonra, bugün Real Sociedad Kadiz maçı da devam ediyor. La Liga'da 71. dakika takımın ilk golünü Sorloth atmış. 19, onun sebebini işte. söyleyeyim. Yok. Sen bilgilerini sürdür. Yok Beşiktaş'la konuşmaya başladığını söylediğimizden bu yana 3-4 dör, gol attı <laughs> Sorloth zaten. Şaşırtıcı bir durum değil. Ben de aynı şeyi Fenerbahçe. Fenerbahçe için, için söyleyeceksin doğru. Yani sen bence Ahmet yani devam Ahmet bence uçak. Aynen son 6 maç 3. golü oldu. Tabii ki. Çünkü, 10 Nisan'da başladı Çünkü atman. Türkiye'de adı geçmeye başladı o yüzden. <laughs> Bence ilerleyen günlerde benim şahsi düşüncem bu arada Ahmet'ten rol çalmadı, Yo, çal, çalmak anlı, değil. Lütfen şey yap. Bence Ahmet benden daha fazla Sörlot'la ilgili haberler gerçekleştirecek. Sadece Beşiktaş kısmını böyle anlatayım. Bu saatten sonra yüz yüze ben ilerleyen zamanda ben bu hafta içerisinde beklemiyorum. İkinci bir görüşme daha yapılacaktır. Bu transferi hem Sayın Başkan Ahmet Durçebi hem de Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı yürütüyor. Görüşmeleri yapıyorlar. Hocanın istediği bir transfer olması sebebiyle Beşiktaş biraz daha masada duracak. Hani şu an şey hep o transferde kullanıyoruz. Masadan kalkmış değil. Beşiktaş hala masada hı hı. ama böyle masanın ucunda oturuyor gibi. <laughs> çok da böyle Hemen ben bu paraları öğrendim. Paraları Onun öğrendi sebebi de yıllık 3,5 milyon euro mu yoksa bonservis mi? İkisi, i̇kisi de, de çok yüksek ikisi ama de. sanki 3,5 milyon euro çünkü Sayın Ceyhun Kazancı'nın yapmış olduğu açıklama da oyunculara verilecek olan yıllık rakamlar da 2 milyon euroyu görmeyeceğiz şeklinde bir açıklama var. Rakam, rakam on vermesek de 2 milyon euro demesek de evet ama o paraların altında oyunculara bakılıyor. Mesela bir gün öğreniyoruz Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcuyu değerine veya piyasasına bakıyoruz. Hep 1 ila 1,5 milyon euro arasında maaş kazanan futbolcu profilleri. Bu da hani seviyeyi düşürmekten ziyade, bütçeyi düşürmekten ziyade Biraz farklı oyuncu tiplemesine bakıyor çünkü Sayın Başkan da bugün Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda ifade etti. Artık gelecek yıl itibariyle büyük paralar verilecek gibi değil. O nedenle ben Sörlot transferini biraz bu rakamlar değişmemesi durumunda gerçekleşmez. Olur da Ahmet anlatır birazdan belki Fenerbahçe kısmını. Fenerbahçe ile görüşür, Fenerbahçe hayır der bu paraları Sonra Sörlot ve menajeri daha doğrusu tabii neyse paralarda indirim yapar Beşiktaş o zaman devreye girer olursa bu paralar olmaz. Bilmiyorum Ahmet ne diyecek Fenerbahçe de tarafıyla ilgili. Ben devam edeyim. Sercan kardeşim yakaladığı ilk şeyi e, Ferbahçe kısmıyla da görüşeceğini. E, Ferbahçe kısmıyla da görüşecek ama bu görüşme biraz da menajer talebiyle Olmuş bir görüşme olduğunu öğrendim. Hani biraz daha oyuncu tarafından gelen bir görüşme. Ee, daha öncesinde şunu söylemiştim. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Sörlot'u isterken, geçtiğimizde derken bu içinde bulunduğumuz sezonun başında isterken görüşmeleri bizzat Başkan Ali Koç yönetiyordu. Yani bizzat birebir diyalog üzerinden gidiyordu Sörlot görüşmeleri. Ve ikna etmek için gerçekten çok uğraştı ama Sörlot Türkiye'ye gelmek istemediği için transfer olmadı. Şimdi ve demiştim ki hatırlarsın sen de burada Sercan. Eğer Türkiye'ye gelmek istemesi buradaki şey olursa ben Fenerbahçe'nin de konu içine dahil olacağını düşünüyorum evet. diyordum. Ama şöyle Fenerbahçe doğal olarak çok aceleci davranmıyor bu konularda. Çünkü teknik direktör konusu yüz netleşmiş değil. O yüzden biraz daha oyuncu talepli gerçekleşti. Bu rakama Fenerbahçe'nin de mümkün değil. 8 milyon euro bon servis 3,5 milyon euro. Fenerbahçe'de 3 milyon euroyu üst bedel. O da bir oyuncuya işte Mesut mesela 3 milyon euro kazanıyor takımda. Yani e, bunun üstünde bir oyuncuya verilmesi söz konusu değil. Tam tersi biraz daha düşürülmesi planlanıyor. E, pazarlık süreci olur. Tamamen şeytanın avukatlığını yaparak bu düşünceyi. Mesela Fenerbahçe'nin elinde şimdi Leipzig fabrikası, Red Bull fabrikasının yetiştirdiği, çünkü Salzburg'u var, Leipzig'i var bunlar. Ee, ortak kulüpler. Mesela Berisha var Fenerbahçe'ye geldi. Acaba diyorum o mu kullanılır? Yani ben şu anda Sörlot konusu için Fenerbahçe'de çok ciddi bir talepkarlık olmadığını söyleyebilirim. Özellikle teknik direktör belli olduktan sonra. Ama yok da diğerisi. Yok nasıl? tabii ki Fenerbahçe görüşmüyor, etmiyor değil. Evet. Sadece hani bu görüşmeler işte Fenerbahçe Sörlot'u kesin olarak istiyor. Hmm. Bu transfer hani bu noktada değil şu anda. Bu da takımın hocanın durumundan dolayı ama bir iki hafta sonra bu noktada görebiliriz. Muhtemelen çünkü eğer ki Cesus teknik direktör olursa e, önüne bir forvet listesi koyulacak. Ben bu listede muhtemelen Seferovic de olacak yine önceden. Ona gelecektim. Jesus ilgilendiği... olursa sanki çok Jesus'un tarzı bir santrafor değil gibi geliyor bana. Yani işte yoksun. ben de biraz o yüzden. O biraz daha çabuk, biraz Heh. daha dribling'e önem veren, daha Kesinlikle kuvvetli oyuncuları daha, istiyor. Yani Pivot böyle, Santrafor tarzı gibi düşünmez gibi geliyor. Pivot Santrafor'dan bile fazlasını çok üst düzey bitiricilik bekliyor mesela. Hani geçmişteki örneklere baktığımda. ya Sörlot Türkiye'de çok üst düzey bir bitiricilik yaptı ama Cesus Türkiye'deki formundan önce son iki sezonuna bakacaktır. O yüzden evet bir görüşme, bir temas var. Sercan kardeşimin verdiği, Haberde olduğu gibi. Ama biraz daha bu oyuncu tarafından Fenerbahçe henüz bu konuda çok istekli, çok e, Sörlot'u bitirmeye yönelik bir düşünce içerisinde değil. Teknik direktör belli olduktan sonra onun istediği forvet doğrultusunda bence Fenerbahçe'nin bu konudaki kararı netleşecek. Ama bu rakamları Fenerbahçe de veremez. Sercan'ın sarf ettiği rakamları e, bence Sörlot hiçbir yerde bulamaz bu arada Sercan. Tabii ki bulamaz. O da var yani. Ya 8 milyon euro. Sen Sizinle yine yaptığımız programda Sosyedat aslında 6-7-8 bandına çıkar diye yorum yapmıştın hatırlıyorum. Evet. Aynı fikrin yine savunur musun? Merak ettim. Yani şu an Sosyedat hani bu rakamlarla azından... almaz. Almaz değil mi? Almaz yani Hayır. bir sezonu 5-6 golle tamamlayan evet. bir oyuncuyu almaz Sosyedat. Ki La Liga'daki yani vergi durumu nasıldır? Yani yine 3 aşağı 5 yukarı %40-45 civarındadır. 3 milyon euro kazanması için hadi o Sosyadat'ta İspanya'da yaşayıp yıllık hayatta, Kıyasla, 3 3,5 milyon euro kazanamaz. Ciddi bir oranda o sosyal... biraz Türkiye tarifesi Aynen, gibi tabii. yani. O arada, açtığı bir Türkiye tarifi. Arada o. büyük fark olacak. Sosyada gitmek isterse 1 ila 1,5 milyon olur herhalde değil mi? En fazla. Evet ama işte burada tercih çok önemli. Biraz O biraz buradaki talebe dönük işte. Yani Trabzonspor'daki performansı insanların kafasında çok olumlu bir izlenim bıraktı. Yani Sörlot bugün Türkiye'de herhangi bir takıma gelirse şampiyon yapar gibi bir algı Al, var herkesin evet, aklında. Evet. Yani çünkü Türkiye'de işte Atan tutan o klişe tabirler ve o Atan kısmındaki de son zamanlarda en iyi izlenim bırakmış isimlerden bir tanesi. O nedenle orayı biraz açık bırakıyorlar bence. Yani talepleri biraz o Türkiye tarifesi. Taraftar çok istiyor biliyorum. Hani beş, belki Fenerbahçe oranla Beşiktaşlı adı daha fazla geçiyor Sörlot'un. Ama e, yine de beklentiyi biraz Düşürmekte fayda var. En azından bizi izleyen taraftarlara bunu söyleyebilirim. Biraz benim aldığım intiba, hissettiğim e, fazlasıyla paranın maliyetin yüksek geldiği düşerse tekrar haberleştiririz. Ama ikinci görüşmeye kadar eğer fikirlerini değiştirmezse Sörloth ve menajeri veya işte onun tarafı. ya Çünkü bonservis de ciddi bir para. Can evet be. zaten evet. biz ilk konuştuğumuzda farkındayım. Sörlot ne kadar olabilirdi ki zaten Emre? Yani ilk konuştuğumuzda bonservisi 2 milyon Sen euro. Sen %50'sine 5-6 mı diyorsun? Evet. Mesela ben... şu an e, transfer marketin verilerine göre söylüyorum. 2020 Ağustos'ta tavan fiyatını görmüş. 20 milyon euro. 20. E, güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Satın alma opsiyonu da sosyal hatta 15 milyon euroymuş. 16 kullanma. Mi 15 mi yazmış? Ben 16 diyebiliyordum. İşte ay başında doldu bitti. Aynen.